أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi siz değerli kardeşlerimin ve abilerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, şu varlık alemi içerisinde bulunan her bir insanın salih bir dilden, salih bir akıldan, salih bir kalpten nasihat dinlemeye ihtiyacı vardır. Sınıf farkı gözetilmeksizin, ister alim olsun, ister talebe, ister zengin olsun, ister fakir, İhtiyar ve genç ayırt edilmeksizin, her insanın yönlendirilmeye, kendisine nasihat edilmeye ihtiyacı vardır. Özellikle düşmanları tarafından her görüldüğü yerde maddi ve manevi zararlar verilmek istenen, üzerinde türlü türlü oyunlar oynanan mümin erkek ve mümin kadınların, Müslümanların nasihat dinlemeye, nasihat edilmeye çok daha fazla ihtiyacı vardır. Bundan dolayıdır ki Allah Azza ve Celle Zariyat suresi 55. ayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müminlere hatırlat, onlara nasihat et. Zira nasihat etmekte fayda vardır buyurmaktadır. Bir adam Abdullah İbni Mesud radıyallahu anha gelir ve bana nasihat et der. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an Allah'ın ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler ile ilgili ayetlerine geldiğinde kulak ver. Çünkü o ya emredilen bir iyilik veya nehyedilen, sakındırılan bir şerdir buyurur. Kardeşlerim, tabii ki alimler, davetçiler, dert sahipleri, Allah'ın dininin hakim olması için gayret gösterenlerden nasihat dinleyeceğiz. Ancak Abdullah İbni Mesud radıyallahu an bize, biz kendisinden uzaklaşmadığımız müddetçe, yorulmadığımız müddetçe, bıkıp usanmadan kendisini dinlediğimiz müddetçe bize nasihat etmekten, hayrı bildirmekten, şerden sakındırmaktan asla bıkıp usanmayan büyük bir hakikate davet etmektedir. O da Kitabullah'tır kardeşlerim. Allah'ın kitabıdır. Nasihata en fazla ihtiyaç hissettiğiniz bir sırada, kendisinin ilmine ve derdine güvendiğiniz bir kardeşini ararsın, ancak ulaşamaz. Bulursun, soru sormaya, kendisini dinlemeye fırsat bulamazsın. Yan yana oturursun, ancak kendisinden beklediğin iltifat ile karşılaşmayabilirsin. Bundan dolayıdır ki Abdullah İbni Mesud hem kendisine soru sorana hem de bu konuda ihtiyaç sahibi olan mümin erkek ve mümin kadınlara neyi tavsiye ediyor? Allah'ın kitabını tavsiye ediyor. Senin gözün yorulmadıkça
zihnin ve kalbin Kur'an'dan bıkmadıkça Allah'ın kitabı nasihat etmekten geri asla durmaz kardeşlerim. Ve özellikle de Allah Azze ve Celle kitabında mümin erkek ve mümin kadınlara seslenmektedir. Kur'an'ın büyük çoğunluğunun muhatabı Müslümanlardır. Allah'ın kitabından istifade edecek olan kişiler muttakilerdir. Zira Allah Azze ve Celle Bakara suresinin ilk ayetinde Bismillah. Elif, lam, mim, zâlikel kitâbu lâ raybe fîhi hudellil muttakin. Bu kitap ki muttakiler için yol göstericidir. Allah'tan korkanlar, Allah'a yol arayanlar, Allah'ı razı etmek isteyenler, Allah'ı sevenler, seher vakitlerinde göz kapaklarını kapatmadan ellerini alemlerin Rabbi olan Allah'a açarak yol arayanlar için bu kitap yol göstericidir diyor Allah Azze ve Celle. Ancak 90 ayet vardır ki Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Allah Subhanahu ve Teala, Rahman ve Rahim olan Allah, Gafur olan Allah, Rauf olan Allah, en güzel isim, sıfat ve fiilleri üzerinde taşıyan Allah, dikkat edin kardeşlerim. Bütün hitaplardan sıyırarak bizleri ne diyor? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kullarım. Ey beni arzulayan kullarım. Ey Firdevs cennetini hedefleyen kullarım. Diyerek dikkat edin kardeşlerim. Bütün insanlık aleminin içerisinden bizi soyutluyor, bir kenara çekiyor ve bize direkt hitapta bulunuyor. Direkt muhatap alıyor. İşte Rabbim Allah Azze ve Celle nasip ederse bu akşam o 90 ayet içerisinden Cenab-ı Allah'ın bize seslendiği bir ayet-i kerimeyi, Enfal suresi 24. ayetini gündemimize alacağız ve bu konuyu sahabe-i kiram üzerinde konuşacağız. Allah nasip ederse bugün ve bundan sonraki birkaç dersimiz Rahman'ın has kullarının özellikleri olacaktır. Rahman'ın has kulları deyince aklımıza Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o ilk güzide ashabı gelmektedir. Biz onların Rahman'ın has kulları olacak seviyeye getiren etken üzerinde konuşacağız. Ve bir sonraki derslerimizde mümin erkek ve mümin kadınların taşıması gereken vasıfları inşallah gündemimize taşıyacağız. Allah Azze ve Celle konuştuğumuz hakikatlerle amel etmeyi hepimize nasip etsin. Bize öyle bir amel nasip etsin ki bu amel Allah Azze ve Celle'nin katında aynı zamanda makbul olsun inşallah. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle Enfal suresi 24. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü stecibu lillahi velirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Ey iman eden kullarım, size hayat verecek şeyleri çağırdığı zaman, size hayat verecek şeyleri size çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün davetine icabet edin. Demek ki mümin erkek ve mümin kadınlar Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabını ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini mütala ettikleri zaman kendilerine hayat bahşedilen sözlere rastladıklarında ne yapacaklar? Emre tabi olacaklar diyor Allah Azza ve Celle. Allah'ın kitabını okuduğumuzda, Allah Subhanahu ve Teala bizi infak seferberliğine davet ettiğinde, mümin erkek ve mümin kadınlarının sıkıntılarının giderilmesi için harcanmaya çağırdığımızda ne yapacağız kardeşlerim? Bu ayete sağır ve kör kesilmeden kanatlanıp hep beraber uçacağız. Kim gibi? Ebu Dehdah el-Ensari radıyallahu anh gibi. Bakın Allah Subhanahu ve Teala Hadid suresi 11. ayetinde kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat ve kat ödesin, ona çok değerli bir mükafat vardır ayetleri Medine'de yankılandığında şeref ve izzetten nasibi olmayan, iliklerine ahlakın geçmediği İsrailoğullarından bazı adamlar
Muhammed'in Rabbi fakirleşmiş, haşa ve kella. Kullarından dilenecek hale düşmüş diye bir yaygara kopartmaya başladılar. Haşa ve kella. Halbuki Allah ganidir. Halbuki Allah zengindir. Bizim kardeşlerim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Çünkü bize ait olan bir şey yok. Hiçbir şeyi kazanamıyoruz. Çünkü her şey Allah Azze ve Celle'ye ait. Allah Subhanahu ve Teala kitabında sizler fakirsiniz. Yoksulsunuz. Muhtaçsınız. Allah ise zengindir buyururken, dün peygamberleri şehit eden, onları taşlayan ve topraklarından süren bir takım İsrail oğullarının torunları da Medine'de alemlerin Rabbi olan Allah'a savaşlarını göstermek için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıyla alay etmek, kalplerini incitmek için Hadid suresi 11. ayetini kendilerine fırsat ve delil buldular. Gördünüz mü dediler? Muhammed'in Rabbi fakirleşmiş. Haşa ve kella. Vallahi bu sözler göğü çatlatır kardeşlerim. Billahi bu sözler yeri sarsar. Dağları un ufak eder kardeşlerim. Allah halimdir. Allah sabırlıdır. Allah Azze ve Celle kafirlerin, zalimlerin, müstekbirlerin, ona en kötü galis sözleri söyleyenlerin sözlerine sabretmektedir. Ancak gözlerin fırlayacağı, boğazlarda ölümlerin tıkanacağı bir ana kadardır. Bugün de öyle değil mi kardeşlerim? O izzet ve şereften nasibi olmayan o adamların bugünkü torunları 2020'de halen alemlerin Rabbi olan Allah'a savaş açmaktalar. Kudüs gibi Müslümanların mukaddesi olan Beytül Makdis'in içerisinde barındığı kutsal beldeyi necis, aşağılık, şeref ve izzetten yoksun birilerine ait olduğunu kendilerince ilan etmektedirler. 2020 halen o torunlar ve ondan sonra gelecek olanlar Müslüman erkek ve Müslüman kadınlara zulmetmekte, onların kanlarını akıtmakta, değerlerini sahiplenmekte yarışacaklardır kardeşlerim. İşte o adamlar haşa ve kella Allah'ı hicvederek, gördünüz mü Muhammed'in Rabbi fakirleşmiş, kullarından para dilenecek hale gelmiş dedik bir sırada, o Medine'nin tozlu topraklarında izzetsiz olanların sokağında yaşayan Ebu Dehda el-Ensari radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ya Resulallah, Allah bizden karz-ı hasen istiyormuş, doğru mu? Yani bizden güzel bir borç istiyormuş. Halbuki karz-ı haseni önceki dersimizde açıklamıştık. Allah kulların, kullarının ihtiyaçlarını gidermeyi kendi üzerine bir borç alarak alır. Zengin olan Müslümanların fakir olan kardeşlerine yardım etmesinin karşılığını kendisinin üzerine alıyor. Ey kullarım, ihtiyaç sahibi olan kullarıma yardım edin. Onların sıkıntılarını giderin ki o sıkıntıları giderdiğiniz takdirde alacak için bana gelin. Ben bunu size karşılığını kat kat vereceğim demektir. Ebu Dehda bu meseleyi anladı. Vicdanı temiz, kalbi selim olan adam anladı. Peygamber aleyhisselama geldi. Ya Resulallah, böyle bir şey var mı dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evet Allah karz-ı hasen istiyor deyince Ebu Dehda Resulullah'a döndü. Dedi ki ya Resulallah, elini uzat dedi bana. Enes bin Malik'in ifadesiyle ipekten daha yumuşak olan elini Peygamber aleyhisselam uzattı. Ebu Dehda dedi ki ya Resulallah, ben hurma bahçemi Allah'a karz-ı hasen olarak veriyorum dedi. Subhanallah. Eğer sahneyi burada sonlandırırsak, kıssayı, hikayeyi burada bitirirsek, hurma bahçesini alemlerin Rabbi olan Allah'ın yoluna takdim eden bir sahabe olarak anılır gider. Ama işin içerisine bu olaya şahitlik yapan İbn Mesud'u koyarsak, bakın nasıl bir hakikati söyleyecek. O sıra Ebu Dehda'nın bahçesinde 600 hurma ağacı ve aynı zamanda da
eşini ve çocuklarını koruduğu, onları ikamet ettirdiği bir evi vardı buyurmaktadır. Subhanallah. Şimdi burada bir parantez açalım. İdlib yanıyor. Bugün düştü, yarın düşecek diye beklemekteyiz. Binlerce kardeşimiz şu an akın akın sınırlara koşmaktadırlar. Arabaların kasalarında yatmaktadırlar. Ağaçların diplerinde yatmaktadırlar. Bugün sen ve ben klimalı, doğalgazlı evlerin içerisinde üşürken, bir tane değil üç tane battaniye üzerimize örterken, ayazın vurduğu bir gecede bir anne yavrusunu kucağında ısıtmaktadır. Şimdi içimizden bir kardeş kalksa, ey Müslümanlar, sizi İdlib'den göç eden kardeşlere infak etmeye çağırıyorum, Allah için seferberlik yapalım dese ne yaparız? Benim gibi cimri olan kardeşleriniz cebindeki en küçük TL'yi arar, cömert olan kardeşlerimiz ise cebine eline atar, Allah ne verdiyse çıkartır. Ne varsa verir. Allahu Ekber. Ama ne olur şimdi dikkat edin. Ebu Dehda cübbesini eline atmıyor. Ebu Dehda hanımının yastığının altındaki bileziklere gözünü dikmiyor. Ebu Dehda radıyallahu anh hurma bahçesine elini atıyor. Allah ne verdiyse çıkartıyor. 600 hurma ağacı toplanacak, satılacak, kar getirilecek bir arazi ki 600 tane ağacın bulunduğu bir bahçenin metrekaresini siz düşünün. Yetmezmiş gibi bir de hanımınızı ve çocuğunuzu koruduğunuz bir eviniz. Allah için size soruyorum. Ne yapacaksınız? Ben ne yapacağım? Dedi ki ya Resulallah elini ver. Ben dedi hurma bahçemi Allah'a karz-ı hasen olarak veriyorum. Sonra hiç yalpalamadan, hiç sendelemeden bahçeye geldi. Dedi ki ey Ümmü Dehda, bağı ve içerisinde ikamet ettiğiniz evi dedi boşaltın. Boşaltın. Şimdi bakın birincide imtihan vardı. İnsan bu imtihanı o an atlatabilir. Yolda yürürken onun soğukluğu kalbine girdikçe belki uzaklaşabilir. Ama ne olur dikkat edin, şimdi ikinci bir imtihan var. Eşinin karşısına çıkacak ve şu sözleri söyleyecek. Ey Ümmü Dehda, bahçeyi boşaltın. Evi boşaltın. Zira ben burayı Allah'a karz-ı hasen olarak verdim. Şimdi size Allah için soruyorum. Ben kendi nefsime sordum. İşin içerisinden çıkamadım. Sen bu gece kendi nefsine sor, işin içinden çıkmak için Allah'a yardımcın iste. Düşünsenize evinize gidiyorsunuz. Ey hanım, çoluk çocuk eşya ne varsa bu ayazda evi boşaltıyorsun. Ben burayı alemlerin Rabbi olan Allah'ın yoluna karz-ı hasen olarak verdim diyorsunuz. Kolay mı kardeşim? Vallahi kolay değil Müslümanlar. Billahi kolay değil. Ebu Dehda Allah'tan korktu. Hayat verecek sözlere kanatlandı. Allah da Ümmü Dehda'nın kalbini yumuşattı. Onu da hayat bahşedilen sözlere teslim olmasını sağladı. Nasıl? Dedi ki ey Ebu Dehda, çok karlı bir ticaret yapmışsın. Allah'a ekber. Çok karlı bir ticaret yapmışsın buyurmuştur kardeşlerim. Evet, Ebu Dehda ve ailesi Enfal suresi 24. ayetin hayat bahşedilen sözlerine teslim olmuşlardı. Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Şimdi şeytan geldi, hemen kulağı fısıldadı Emre kardeş. Yahu dedi Resulullah orada. Vahiy daha taptaze inmiş. İnan orada kim olsa ne bahçesini, Medine'yi infak eder. Vallahi ben o gün yaşasaydım Ebu Dehda'dan daha faziletli işler yapardım diye şeytan kulağımıza fısıldıyor. Doğru mu? İbni Abbas radıyallahu anh da bize yardımcı oluyor. Elimizden tutuyor. Gel diyor kardeşim. Şimdi seni Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın hilafetinde olduğu bir güne götürüyorum diyor. Yolculuğa çıkıyoruz. Halifeliğin merkezindeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Medine'ye öyle bir kuraklık vuruyor ki İnsanlar bir araya geliyorlar, tüccarlar. Halifeye diyorlar ki ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi,
gökten yağmıyor, yerden bitmiyor. İnsanlar öyle bir kuraklıkla mücadele ediyorlar ki açlık onları zorlamaktadır. Sizce Ebu Bekir radıyallahu anh ne diyor? Ne diyor kardeşlerim? İnfak edin diyor değil mi? Bakın ne olur dikkat edin kardeşlerim. Ya bu sahabe var ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her biri yıldızdır. Hangisine tutunsanız hidayeti, salih ameli bulacağınız insanlardır diyor ya. Vallahi bu söz boşuna değilmiş kardeşlerim. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh diyor ki evlerinize dönün diyor. Bakın dikkat edin, evlerinize dönün ve sabredin. Akşam olmadan Allah Azza ve Celle'nin size bir hayır kapısı açacağını umuyorum diyor. Subhanallah. Bakın tevekküle bakın. Patronsunuz, işçiniz geliyor. İdarecisiniz, memurunuz geliyor. Sıkıntısını, derdini anlatıyor. Bir boş sözlerle göndermek var. Bir de Ebu Bekir radıyallahu anh'ın tevekkülüyle göndermek var. Siz diyor gidin, sabredin. Akşam olmadan Allah Azze ve Celle size bir hayır kapısı açacaktır. Subhanallah. Nasıl açıyor peki kapıyı? Şam'dan Hazreti Osman'ın 100 tane devesinde, kimisinde arpa, kimisinde buğday, yüklü bir şekilde Medine'ye intikal ediyor, iniyor. Şehrin içerisine giriyor. Tüccarlar bu sefer Hazreti Osman'a koşuyorlar. Diyorlar ki ey Ebu Amir, gökten diyor yağmıyor, yerden bitmiyor. İnsanlar kuraklıkla mücadele ediyorlar. Sözlerinin aynısını Hazreti Osman'a söylüyorlar. Anladınız, ne olur şimdi dikkat edin. Özellikle esnaf abiler. Diyorlar ki ey Ebu Amir, bu buğday ve arpaları bize sat. Biz de fakir kardeşlerimize infak edeceğiz. Subhanallah. Şimdi gel bir de buna şaşır. Yahu güzel bir pazar oluştu. Biri beşe satmak var. Stokçuluk yapmak var. Asla akıllarında böyle bir şey yok. Ne yapıyorlar? Sen diyor bunu bize sat. Biz de bunu fakir kardeşlerimize infak edeceğiz deyince Hazreti Osman diyor ki bir tüccar sahabe olarak benim diyor bundan karım ne olacak? Hazreti Osman'a diyorlar ki senin diyor bundan karın %20. Olmaz diyor. Az diyor. Artırın. Diyorlar ki %50. Olmaz diyor. Arttırın deyince diyorlar ki ey Ebu Amir, şu Medine'nin içerisinde senin malına bizden daha fazla kar verecek olan var mı deyince var diyor. O da Allah'tır. Allahu Ekber. Allah diyor daha fazla kar verecek. Bire 10 verecek diyor. Bir dirheme 10 dirhem verecek. Bir buğdaya 10 buğday verecek. Bir çuvala 10 çuval verecek. Bir deveye 10 deve verecek. Arttıran var mı deyince diyorlar ki haşa ve kella. Haşa ve kella. Allah'ın ganiliğiyle, Allah'ın zenginliğiyle kim yarışabilir? İsrail oğullarının, densizlerinin sözleri bir tarafa kalsın. Diyorlar ki haşa. Hazreti Osman diyor ki radıyallahu an, Allah'ın selamı muhabbeti onun üzerine olsun. Peygamberin damadına Allah'ın selamının üzerine olsun inşallah. Hazreti Osman diyor ki şahit olun ki ben diyor develerimin üzerindeki diyor bütün malları kardeşlerime diyor infak ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bitti mi? Bitmedi. Olayı anlatan İbn Abbas gece uykuya daldığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görüyor. Hadiste diyor ala bir deveye, yani kırmızıya yakın bir deveye, Resulullah'ın üzerinde nurdan elbiseler var. Elinde bir asa. İbn Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu kesiyor. Diyor ki ya Resulallah, seni ve sohbetini diyor çok özledim. Subhanallah. Kim özlemez be kardeşim ya. Sahabe gözlerinin içine bakmaya kıyamıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dudaklarından bir söz çıktığında başlarında bir kuş varmış gibi dinliyorlar. Peygamber Allah'ın ayetleriyle konuşuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğruyu söylüyor. Peygamber aleyhissalatu vesselamın bulunduğu yerde rahmet var, merhamet var. Allah'ın lütfu ve keremi var. Kim özlemez be kardeşim böyle bir ortamı? Dünyada bile olsam güzeldir. Diyor ki ya Resulallah seni ve sohbetini çok özledim. Deyince
Diyor ki ey diyor Abbas'ın oğlu, bugün diyor Osman bin Affan öyle bir infak etti ki Allah Azza ve Celle cennette onu evlendirdi. Ben de diyor onun düğününe diyor yetişmeye gidiyorum. Allahu Ekber. Bu rüya nedir? Neyin alametidir? Hani diyeceksiniz ki aynı Ömer bin Hattab radıyallahu anh rüyayla amel olmaz diyordu değil mi? Aslında bu olay Osman bin Affan'ın sadakatinin ispatlanmasıdır elhamdülillah. Gök ehlinin, sema ehlinin şahitliği içerisinde Allah Azza ve Celle'nin Osman bin Affan'ın yapmış olduğu infağın onayıdır. Allah'a hamdü senalar olsun. Allah'a hamdü senalar olsun. Bu sahabe, Allah hepsinden razı olsun. Allah her birinden razı olsun. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ince çizgiyi çok iyi fark etmişler. Çok iyi fark etmişler. Şu toprakların üzerinde ayakları yürürken ruhları ve hedefleri ahiretin genişliğinde gezmiş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Onlar Bismillah ve bil ahireti hum yuqinun ayetinin ruh giydirilmiş halidir. Şimdi gördüğünüze inanırsınız değil mi kardeşler? Beni görüyorsunuz, o halde varım. Size göre ben varım şu an. Şimdi ne olur düşünün, yakın. Sahabe cennet nimetlerini görmemelerine rağmen cennetin nimetlerini ellerinde tutuyormuşçasına iman etmektir. Hissetmedikleri halde Uhud'un eteklerinden kokusunu hissederek şehadete koşmalarıdır. Kim gibi? Tıpkı Said İbn-i Amir radıyallahu anh gibi. Adam gibi bir adam elhamdülillah. Onun için sabır ağacının meyvesi diyenler vallahi çok güzel söz söylemişler. Sabır ağacının meyvesi. Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde alimlerin küçük Kufe diye bahsettiği Humus'ta valilik yapıyor. Fitne fesat kol geziyor. Ömer bin Hattab valisinden Humus'un fakirlerinin listesini ister, karşısına Said İbn Amir çıkar. Listenin başında o vardır. Subhanallah. Humus'un en fakirleri içerisinde Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın valisi vardır. Hazreti Ömer kardeşini Humus'a teslim etmek istemez. 1000 dinar gönderir kendisine. 1000 dinar. 1000 dinar geldiğinde Said İbni Amir keseyi alır, evine gider. Hasan abi ne olur şu sahneye dikkat et. Hanımı Said İbni Amir'in elindeki keseyi görünce seni evde hizmet etmek zorunda, evde hizmet etmek zorunda kurtaran, zorluğundan kurtaran Allah'a hamdü senalar olsun der. Anladık mı Müslümanlar? Elinde keseleri gördü, seni evde hizmet etmekten kurtaran Allah'a hamd olsun der. Niçin bu sözü söylemiştir? Hey Müslümanlar! Rivayetlerde bu kadının yatalak, felçli bir kadın olduğu söylenir. Evin işini Said İbni Amir yapar. Yemeği Said yapar. Bulaşıkları Said yıkar. Ekmeği Said yapar. Temizliği Said yapar. Aynı zamanda Humus'un, ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını omuzuna almıştır. Şimdi böyle bir kadın düşünün. Saliha bir kadın düşünün. Said gibi dertli bir kadın düşünün. Kocasına hizmet edememenin nedeninden dolayı dudakları arasından bu söz çıkar. Seni evde hizmet etmekten kurtaran Allah'a hamdolsun der. Bakın şu sözleri söylemiyor. Ey Said, Rumların en büyük tabiplerini ayağıma kadar getir, şu felçli halden kurtulmak istiyorum demiyor. Ey Said, Medine'de hastane yok. Beni Roma'ya götür, İstanbul'a götür. Beni Farisilere götür. Beni tıbbiyelere götür. En iyi adamlara götür. Beni bu halden kurtar diyen bir kadın yok. Sonra Said İbni Amir radıyallahu an bu saliha kadına der ki
ben sana bundan daha hayırlı olan bir şeyi söyleyeyim mi? Kadın sevinir, söyle der. Şimdi der, bu paraları en zor günümüzde bize geri getirmesi için birine teslim edelim deyince kadın sevinir. Said yeter ki memnun olsun. Said yeter ki razı olsun. Said yeter ki ben felçli yatağımdayken Allah'ım bana nasıl böyle bir kadını başıma musallat ettin demesin de Said ne yapıyorsa yapsın. Said İbn-i Amir radıyallahu anh bir yakınını çağırır, keseyi verir, der ki şu kadarını falanca dul için, şu kadarını ihtiyaç sahipleri için, şunları şunlar için dağıt deyince İstanbul kadını olmayan, YouTube bilmeyen, sosyal medyaya hayatı boyunca girmemiş bu saliha kadın kocasına döner, ey Said sen bir hizmetli almayacak mıydın deyince Said İbn-i Amir hanımına döner ve der ki onu en çok ihtiyacımız olduğu bir anda bize getirecek olana diyor teslim ettim diyor. Allahu Ekber. Soruyorum Müslümanlar, ne olur dikkat edin. Said İbn-i Amir'in bugünlerden daha zor bir günü yoktu dünya hayatındayken. Hazreti Ömer radıyallahu anh merak ediyor, Said'ini gidiyor ziyaret ediyor. Humus halkı bir araya toplanıyorlar. Diyorlar ki biz validen şikayetçiyiz. Dedi ki küçük Kufe, validen şikayetçiyiz. Dört konuda diyor sana şikayet ediyoruz valimizi. Nedir onlar? Bir, diyorlar ki gün ilerleyinceye kadar içimize çıkmıyor diyor. Yani demek ki öğle saatlerinden sonra çıkıyor. İki, geceleri bizimle hiç ilgilenmiyor. Üç, ayda bir gün bizim yanımıza hiç uğramıyor. Dört, bazen içimizde bulunduğunda nedenini bilmediğimiz bir şekilde diyor bayılıyor. Hazreti Ömer radıyallahu an valisine söz hakkı veriyor. Vali diyor ki Said, vallahi şu sözleri diyor söylemek istemezdim. Ancak diyor beni bu konuda diyor zorladınız. Dedi ki gün ilerleyinceye kadar içinize çıkmamamın sebebi benim evimde herhangi bir hizmetli yok. Karım kötürüm bir kadındır. Evin yemeğini, ekmeğini ben yapıyorum. Evin diyor temizliğini ben yapıyorum. Fırsat bulursam diyor aranıza diyor hemen geliyorum diyor. Bu bir. İki, ben diyor gündüzleri sizle, gecemi ise diyor alemlerin Rabbi olan Allah'a diyor ayırdım diyor. Allahu Ekber. Üç, ayda bir gün diyor hiç yanınıza gelmemem doğrudur. Çünkü diyor benim bir tane elbisem vardır. Onu yıkarım, kurumasını beklerim. O da diyor tam bir gün sürer diyor. Dört, evet diyor zaman zaman içinizde dururken bayılmamın sebebi bakın şudur, dikkat edin. Ben diyor Mekke'deyken Hubeyb el-Ensari radıyallahu anh'ın esaret neticesinde idam edildiğini gördüm diyor. O sıra müşriktim. Ne olur şimdi dikkat edin. O sıra müşriktim. Hubeyb'e diyor yardım edemedim. Şimdi diyor o günler aklıma geliyor. Allah Azze ve Celle'nin beni affetmeyeceği korkusundan dolayı diyor yere düşüp diyor bayılıyorum diyor. Allahu Ekber. Size Allah için söylüyorum Müslümanlar. Cahiliyede biz böyleydik abi. Böyle zina ederdik, böyle yalan söylerdik, böyle hırsızlık yapardık. Falanca şeyleri böyle kullanırdık, adamı böyle vururduk, böyle döverdik diyenler. Allah için soruyorum size. Bakın Said İbn-i Amir hiçbir gücü belki yoktu. Hiçbir imkanı yoktu. Ama öyle bir dertlenmiş ki bir Müslümanın gözleri önünde şehadete yürütüldüğüne engel olamadığından dolayı Allah Azze ve Celle beni affetmez diyerek yere düşüyorum diyor. Var mı Müslüman? Cahiliyesinde iman ettikten sonra işlediği bir günahı hatırlayıp da yere düşen var mı Müslümanlar? Gece vakitlerinde ağlayanlar, Allah affetmez diyerek kendini yollara vuranlar, mescitleri karış karış arşınlayanlar, istiğfar ederken dilini yoranlar, saçı ve sakalını beyazlatanlar var mı Müslüman? Allah için söylüyorum. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bu sözleri işitti elhamdülillah. Döndü ve dedi ki
Bana böyle bir valiyi seçme imkanı veren Rabbime hamdolsun. Bu valiyi seçerken isabet ettiren Allah'a hamdolsun. Böyle bir insanı bana yoldaş eden Allah'a hamdolsun. Böyle birini dost kılan Allah'a hamdolsun. Etrafımda böyle yardımcılar bana getiren Allah'a hamdolsun. Allahu Akbar. İşte o Said, yokluk denince ismi en başa yazılan Said İbni Amir, karısına diyor ki, felçli kadına, en zor günümüzde bize o muhtaç olduğumuz anda verdiklerimizi tekrar karşımıza çıkarsın diye emanet ettik. En zor gün, evet Müslümanlar, Allah için soruyorum. En zor gün. En zor gün ne biliyor musunuz Müslümanlar? Said İbni Amir'in kastettiği husus, annenin evlattan, evladın anneden kaçtığı gündür. Kocanın hanımını tanımayacağı gündür. Kadının gelip de, ey bey, Allah'a hesap vereceğiz, bana yardımcı ol, bana hakkını helal et, salih amellerinden bana bir pay ver dediğinde kocasının yüz çevireceği gün vallahi en zor günlerden bir tanesidir. Yoksa vallahi kardeşlerim, bu dünya hayatında çekeceğimiz açlıklar bitecek. Yoksulluklar bitecek. Bugün aç kalanların yarın zengin olduğunu göreceksiniz. Bugün evsiz, yurtsuz olanların ev sahibi olduğu günleri göreceksiniz. Bugün başlarına bomba düşenlerin mescitlerin içerisinde huşu billu bir şekilde namaz kılacağı günleri göreceksiniz. Ama ahiret hayatında cehennem ateşiyle müjdelenen bir kulun bedbahtlık alnının ortasına yazılacak ve bundan kurtulamayacak. En zor gün bugündür kardeşlerim. En zor gün bugündür. Yalın ayak, çırılçıplak, karanlıkların içerisinde Allah'a hesap vermek için yürüdüğünüz gün vallahi en zor gününüzdür ve günümüzdür. Said İbni Amir, işte takva budur aziz dostlarım. Takva bir kulun kalbindeki vicdana vurulan kırbacın sesidir. Bazen sizi haramlardan korur, bazen de harama düştükten sonra vicdanınızı rahatsız eder. Tıpkı Cüheyneli zina eden ama İslam tarihi kitaplarında adı geçmeyen kadın gibi. Subhanallah. Bizim vallahi alimlerimiz, bizim Allah Resulü'nün ashabı, ondan sonraki gelen nesiller ahlakta, edepte de zirve olmuşlar elhamdülillah. Hayır sahiplerini ifşa etmişler. Said İbni Amir demişler. Ebu Dehdahlar demişler. İsim vermişler. Ama ayakları zinaya bulaşan bir kadının ismini de vermemişler. Cüheyneli bir kadın demişler. Öyle nakletmişler. İşte o kadın zina ettikten sonra pişman olup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Der ki, ya Resulallah, beni temizle. Allahu Ekber. Beni temizle. Kardeşlerim, beni temizle demek mescidin bir köşesine çekil ya Resulallah benim için dua et demek değildir. Beni temizle demek, ya Resulallah gece namazlarında secdede alemlerin Rabbi olan Allah'a benim için yalvar demek değildir. Beni temizle demek, ya Resulallah ben taşların arasında acı çekerek günahımın istiğfarını dillendirmek istiyorum demektir kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadıncağıza baktı ve döndü, dedi ki, çocuğu dünyaya getir, ondan sonra yanıma gel dedi. Ne kadardır abi? 9 ay 10 gün. 1 yıl boyunca. 1 yıl boyunca İsa abi. Çocuk dünyaya gelir gelmez kadın bunu sarar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Ya Resulallah işte çocuk der. Ya be kadın be, 9 ay 10 gün boyunca demek ki senin vicdanında işlemiş olduğun günahın acısı öyle bir yankılandı ki, kulaklarını öyle bir çınlattı ki, kalbini öyle bir sarstı ki, bir yıl ya bir yıl, bir yıl içinde insan pişman olmaz mı be Müslüman? Allah belki affetmez, affetmiştir diyerek bunun halkına girmez mi be insan be kardeşim? Bir yıl sonra aynı duyguyla Allah Resulü'nün karşısına çıkıyorsun. Ya Resulallah beni temizle diyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, emzir diyor. Çocuk sütten kesilsin diyor, tekrar geri gel diyor.
Kadın çocuğu göğsüne koyuyor. Çocuk tam 2 yıl boyunca emzirmez mi Müslümanlar? Allah Azze ve Celle bir annenin en sağlıklı bir şekilde emzirme süresini 2 yıl diye belirlememiş mi? Kaç ay? 24 ay Müslümanlar. 800 güne yakındır. Yahu be kadın, halen mi Allah Azze ve Celle'den umudun yok? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belki affedildiğimi söylemiyor bana. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cezayı tatbik etmeyecek. Yahu gitmeyeyim, artık Peygamber aleyhisselamı rahatsız etmeyeyim. Böyle bir şeye katlanmanın anlamı yoktur demiyor bakın. 2 yıl sonra o çocuk annesinin rızık deposundan çıktıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ya Resulallah, bu çocuk sütten kesildi artık. Allahu Ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bırak yürüsün diyor. Daha sonra gene geliyor. Kendi katığını yiyeceğini yiyeceği bir hale gelene kadar diyor, ona bak diyor. Kaç yaşıdır Müslümanlar? Ha bizim çocuklarımız var. 4-5 yaşından sonra çocuk elleriyle yemeye başlar. Vermezsen buzdolabına gider. Dolabı açar. Kendini besler. Aç kalmaz eğer bir şey görüyorsa. Ah be kadın be, yıllar geçti. Sende nasıl bir takva var ey Cüheyneli kadın? Allah'ın firdevs cennetlerinde inşallah geziniyorsundur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile inşallah komşusundur. Nasıl bir takva var sende? Nasıl seni rahatsız etti? Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dedi ki kardeşinizi hazırlayın. Nereye hazırlayacaklar Müslümanlar? Hazırlayın dedi kardeşinizi. Ve acıyı yaratan Allah'tır. Kanatan Allah'tır. Vücudunuzdaki ağrıların hakimi Allah'tır. Demek ki Allah Azze ve Celle bu Cüheyneli kadının kalbine nasıl bir iman koyduysa, acıyı da onun bedeninde dindirdi elhamdülillah. Ve bu kadın Hakk'ın rahmetine kavuştu. Defin işlemlerinden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının cenazesini kılmak istedi. Ömer bin Hattab yöneldi. Dedi ki ya Resulallah, hani zina etti, bir de bu kadının cenazesini mi kılacağız deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bakın Allah Azze ve Celle'nin o kulunu affettiğinin alametini nasıl gösteriyor? Diyor ki ey Ömer, eğer bu kadının tevbesi Medine ehline dağıtılsaydı diyor, hepsine diyor yeterdi diyor. Subhanallah. Nasıl bir Allah'tan af dileme. Bu hikaye ya da bu olay, bu gerçek yaşanmış olay, bu kıymetli hadise yaşandıktan sonra ya da okunduktan sonra hemen aklımıza bir anlatılan hikaye geliyor Müslümanlar. Bir tane davetçi Suriye Savaşı'ndan önce Suriye'ye gidiyor ve bir olaya şahit oluyor. Suriye'de davetçi biri, İslam'ı bilen biri, Avrupa ülkelerinden birine ticarete gidiyor. Gerçek yaşanmış bir hikaye. Avrupa ülkelerinden birine ticarete gidiyor. Ve maalesef gitmiş olduğu otelde zina ediyor. Zina gibi bir müptelaya düşüyor. Tıpkı Cüheyneli kadın gibi. O yüzden şu an üniversiteleri bitirip de İngiltere'de, Fransa'da, Hollanda'da Allah'ın azabının düşmesinin yakın olduğu o beldelere yüksek lisanslar yapmak, doktora tezleri hazırlamak için gitmek isteyen kız kardeşlerim ve erkek kardeşlerim, ne olur bu konuda cüretkâr olmayın. Bu konuda cüretkâr olmayın. Bu adam bu olayı işledikten sonra tekrar Suriye'ye gelir memleketine. Hocasının önünde dizlerini büker ve der ki ben zina ettim, beni temizle der. Beni temizle, beni recm et der. Adam der ki şu an İslam devleti yoktur. O yüzden sen Allah'tan mağfiret dile. Sürekli alemlerin Rabbi olan Allah'a yalvar. Umulur ki Allah seni affeder. Adam evine gider. Günler geçer, aylar geçer. Bulunduğu odadan çok büyük ihtiyacı olmadığı müddetçe asla çıkmaz. Karısıyla beraber olmaz. Çocuklarıyla beraber olmaz. Yemekten içmekten kesilmiştir. Sürekli Kur'an okur, sürekli zikir yapar. Hocasıyla kendisinden başka insanlar adına bu olayı kimse bilmez. Ne hanımı bilir ne çocukları. Yaşanılan olayı hepsinde bir tesir bırakır.
Bir gün bu davetçinin kayınpederi evine ziyaret ettiğinde torununa der ki, oğlum git babanı çağır. Yani damadını çağır. Beraber bir yemek yiyelim. Evladı gider. Odaya girdiğinde babasının rahlenin önünde, rahlede oturmuş Kur'an-ı Kerim okuyor adamcağız. Düşmüş. Suratı Allah'ın kitabına düşmüş. Bakıyor ki kanlar geliyor. Daha sonra ailesini çağırıyor. Ailesi geldiklerinde bakıyorlar ki babası vefat etmiştir. Okuduğu ayetler Furkan suresinin 68 ile 77. ayetleri arasında. Rahman'ın has kulları ki içinde bir ayet var. Onlar asla zina etmezler ayeti. O Allah'ın kitabı kabarmıştır gözyaşlarından. Kandan kabarmıştır. Ve o sıra bu hikaye anlatılınca bir tane Müslüman kalkar der ki, eğer gerçekten ben böyle bir tevbe edeceğimi bilsem, böyle samimi olabileceğimi bilsem, böyle bir günaha düşmek isterim der. Ağzından böyle bir söz kaçar. Bakın bazı günahlar vardır ki, İbn-i Kayyım öyle der. Rahmetullahi aleyh. Bazı günahlar vardır ki sahibini Allah'a yaklaştırır. Bu adam gibi aynı. Cüheyneli kadın gibi. Bakarsın sonuç şer gibi gözükür. Bedbahtlıktır. O yüzden bazı kardeşler vardır. Bazı hatalar yapmışlardır. Onları pişmanlığın içerisine zorlamak lazım. Tevbe istiğfara zorlamak lazım. Yapmış olduğun bu günahın tevbesi ve istiğfarı seni alemlerin Rabbi olan Allah'a taşıyacaktır. Takva vallahi budur aziz dostlarım. Takva budur kardeşlerim. Evet, sahabe Allah ve Resulünün hayra davetine bir kuş gibi kanatlanıp birlikte uçmuşlar elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ın kitabında hangi hayra çağrıldılarsa o davete icabet etmişler. Sadece Kur'an'a mı değil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine de. Hızlı bir şekilde bitireceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine de aynı titizliği göstermişler. Çünkü hadis dindir kardeşlerim. Biz Allah Resulü'nün sözlerinin, hadislerinin, sünnetlerinin kitaba yazılmamış bir vahiy olduğuna inanıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de ve Müslim'de geçen bir hadiste, her biriniz çobansınız ve her biriniz güttüğünden mesuldür. Her bir aile ferdi de ailesinden mesuldür buyurunca, bakın bu sözler, bu sorumluluk bilinci Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın üzerinde ruh giydirilmiştir kardeşler. Hazreti Ömer bu sözlerin tefsiri olmuştur. Bakın hilafeti dönemindeyken, Katade radıyallahu anh anlatıyor, hilafeti dönemindeyken Beytül Malı, hazineyi temizleyen Muaykib isminde bir kişi var. O sıra yerde bir dirhem buluyor. Bir dirhem. Yani bir dirhem, şu an diyelim ki Birleşik Arap Emirlerinde kullanılan bir dirhem Türkiye'de 1.62 TL. Yani 1 TL 62 kuruş. En fazla olsun 2 lira. En fazla olsun. Muaykib bir dirhem buluyor. Gidiyor bunu Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a veriyor. Sonra tam Beytül Mal'a gidiyor. Hazinenin içerisine girince Hazreti Ömer'i karşısında bulunuyor. Elinde de bir dirhem vardır. Ne der biliyor musunuz? Ey Muaykib, yazıklar olsun sana. Sen kıyamet gününde şu bir dirhemle Ümmet-i Muhammed'in benim düşmanım olmasını mı istedin diyor. Subhanallah. Bir dirhem ya. Ya hocanın çocuğudur, şekeri ona verelim. Abinin, idarecinin çocuğudur, dernekte fazlalık mı var ona verelim. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki, o bir dirhemle ey Muaykib, kıyamet gününde İslam ümmetiyle, Ümmet-i Muhammed'le beni düşman mı yapacaksın? Karşı karşıya mı getireceksin? Şimdi Allah için sana soruyorum Müslüman. Ümmet-i Muhammed'in bir dirhemine, bir dirhem, bir dirhemine böyle sahip çıkan bir adam, ümmete nasıl sahip çıkar?
Vallahi azı dişleriyle tutarak sahip çıkar. Elleriyle, pazılarıyla sahip çıkar. Cübbesinin içine alır sahip çıkar. Yahu siz kafanıza göre takılın, kıyamet gününde ben de size yardım ederim de cübbemin sarığımın altından çıkarsınız diyenler şarlatanlar gibi değil. Bedenini siper yapmış ümmeti Muhammed için. En basit bir olay. Bir gün yanındaki memurla beraber otururken bir tane çocuk gelir, Hazreti Ömer adamı çocuğu öpmeye başlar. Adam der ki ey müminlerin emiri, sen çocukları böyle öpüyor musun der. Evet der, öpüyorum. Diyor ki benim şu kadar çocuğum var. Ben hiçbirisini diyor öpmedim deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh bakın ne diyor. Çabuk diyor, seninle yapmış olduğumuz anlaşmayı diyor bana getir diyor. Tek taraflı feshediyor. Bugün diyor kendi çocuğunu öpmeyen bir adam ümmetin çocuklarına yardım etmez. Allahu Ekber. Etmez. Ha birileri fotoğraf çekilmek için öper. Birileri bilmem sandıklardan oy devşirmek için, poz vermek için birilerini öper. Öptükten sonra dudaklarını siler, ellerini siler. Gerekirse temizlenir, elbisesini çıkartır. Ama dikkat edin Hazreti Ömer'e. Ümmetin çocuklarına sahip çıkmamanın sebebini neye bağlıyor? Kendi çocuğunu öpmeyen bir adamın durumuna bağlıyor Müslümanlar. O yüzden bu hadis tabir yerindeyse Ömer bin Hattab'ın üzerinde ruh giydirilmiş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vallahi hadislere karşı çok titizdiler Müslümanlar. Enes bin Malik anlatıyor radıyallahu anh. Bir gün bir tane sahabe hastalanıyor. Hatta Enes'in ifadesini söyleyeyim size. Diyor ki Enes bin Malik, adam diyor ufala ufala bir kuş yavrusuna dönmüş diyor. Bakın ufala ufala bir diyor kuş yavrusuna dönmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor içeri girdi. Dedi ki ey adam, sen Allah'a dua ediyor ve ondan bir şey istiyor musun? Adam dedi ki evet ya Resulullah. Ben Allah'a dua ediyorum. Peki nasıl dua ediyorsun? Allah'ım ahirette beni nasıl cezalandıracaksan dünyada da öyle bir musibet ver diye dua ediyorum diyor. Anladınız mı Müslümanlar? Allah'ım benim bana ne kadar yeryüzünde musibet varsa ver. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki senin diyor gücün buna yetmez ki. Allah'ın gadabına, öfkesine senin gücün nasıl yeter Müslüman? Yetmez diyor. Peki ne yapacak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapacağı duayı öğretiyor. Ne diyor? Nasıl? Dünyada da ahirette de. Allahumma rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabennar. De ki diyor Allah'ım bana dünyada da ahirette de güzellik, iyilik ver ve beni cehennem azabından koru deyince bakın Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki vallahi ben diyor bu duayı Resulullah'tan duyduktan sonra eğer bir dua yapacaksam böyle diyor dua ederim diyor. Eğer diyor birden fazla dua yaparsam da bu duayı o duaların içerisine katarım diyor. Enes bin Malik radıyallahu anh. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh bir gün yaralı ayağıyla bir kenarda oturuyor. Sahabenin biri geliyor ayağına vuruyor. Yahu diyor benim ayağım yaralı diyor. Ayağım acıyor diyor. Sen diyor kalkmışsın bir de bana vuruyorsun deyince diyor sen bilmiyor musun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor böyle oturmayı diyor yasaklamıştır diyor. Subhanallah. Yaralıyız ya. Ayağımızı da dikeriz. Hadise muhalif de otururuz. Bize göre delil vardır. Sahabe böyle anlamamış meseleyi kardeşlerim. Hadis usulü okumamışlar. Hadis edebiyatı bilmiyorlar. Ama hadise iman etmişler elhamdülillah. Resulullah mı dedi? Oturamazsın. Uzatamazsın ayağını. Ama yaralıyım. Ben bilmem. Peygamber yasakladı. Uzatırsan ayağına vururum. İmam Ahmed bin Hanbel'den geçiyor. Hadise de böyle tabir yerindeyse kol kanat germişler. Şimdi son bir adamla bitirelim. Bakın Kur'an'a aynı sadakati göstermiştir. Sünnete aynı sadakati göstermişler. Yani hayat verecek sözlere uçmuşlar, kanatlanmışlar. Öyle bir hale gelmişler ki bir müminin hayat bahşeden hayat verecek sözlere çağırdığı zaman da aynı sadakati göstermişler. Kim gibi? Ebu Akil radıyallahu anh gibi. Bakın bu adam çok fakir bir adamdır. Önce şundan bahsetmek isterim. Ebu Akil
çok fakir bir sahabedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük günü için Müslümanların infak etmesini isteyince Ebu Akil radıyallahu anh gece amelelik yapıyor. 2 sağa hurma kazanıyor. Birini evine bağışlıyor, birini mücahitlere bağışlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki getirdiğinde alıkoyduğunda diyor bereketli olsun. Şimdi Allah için kim Müslüman erkek ve Müslüman kadınların ihtiyacını karşılamak için infak ediyorsa, bir kısmını ehline, işine, bir kısmını da Müslümanlara veriyorsa Allah azze ve celle hepsini bereketlendirsin. Şimdi bu Ebu Akil radıyallahu anh Bedir'den tutun da Resulullah'la bütün savaşlara katılmış. Ancak şehadeti Yemame gününde Müseylemetül Kezzab'la gireceği kavgada elde etmiştir elhamdülillahi rabbil alemin. İbn Ömer anlatıyor. Ebu Akil kolundan ağır bir yara aldığı sırada bir çadıra getirildi. Gözleri diyor ufka bulanık bir şekilde bakıyordu. Ben de diyor kendisinin başındaydım. Birkaç dakika içerisinde vefat edecekti. Ruhunu teslim edecekti. Yani Fatiha'sı okunacak bir kişi. Öyle ağır bir yara almış ki cenaze namazı kılınacak bir adam. Bir anda diyor İslam safları karıştı diyor. Müslümanların safları dağılmaya başladı. Ma'an İbni Adi ismindeki bir sahabe dedi ki ey Ensar, dün Huneyn'de olduğu gibi tekrar bir araya gelin. Huneyn'de de Müslümanlar dağılmıştı. Nasıl Huneyn günü bir araya geldi toplandınızsa şimdi dedi tekrar bir araya gelin deyince İbni Ömer diyor ki Ebu Akil ayağa fırladı. Ayağa kalktı diyor. Dedim ki ey Ebu Akil yaralısın. Mazeretin var. Allah Azze ve Celle senin üzerinden bu cihadı kaldırmıştır. Dediği sırada Ebu Akil diyor ki şu an diyor Ensar çağrılıyor. Ben de diyor Ensardan bir adamım. Şu an diyor Ensar çağrılıyor. Ben Ensardan bir adamım deyip çadırdan fırlıyor. Abdullah İbni Ömer savaşı bırakıyor. Adamın peşine takılıyor. Ebu Akil yaralı bir şekilde koşarken o eli kendisine engel oluyor. Bacaklarının arasına alıp kolunu kopartıp bir kenara koyuyor. Düşman saflarının içerisine dalıyor. Abdullah İbni Ömer diyor, savaş bitti. Her yerde diyor Ebu Akil'i arıyorum diyor. Bir baktım ki diyor bir yerde, tanınmayacak bir halde. Yüzünde diyor cennetin ışıkları, nurları diyor cilveleşiyor diyor. Yanına diyor geldim. Dedim ki ey Ebu Akil kendini nasıl hissediyorsun? Durumun nasıl? Diyor bana verecek bir hakkı vardı, bir cevap hakkı vardı. Yani kelimeler sadece bir tane kelime çıkacaktı. Bunun ötesi yok. Döndü ve dedi ki kim galip, kim mağlup? Allahu Ekber. Yani kendisine hayat verecek bir söz gelecek mi gelmeyecek mi? Tekrar Ma'an bin Adi gibi gür sesli bir adam ey Ensar tekrar ayağa kalkın ve birleşin diyecek mi demeyecek mi? Dedi ki Allah'a hamdolsun İslam düşmanı gebertildi deyince şöyle bir tebessüm ediyor, gülüyor. Sonra diyor şehadet parmağını havaya kaldırdı ve son sözü elhamdülillah oldu. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Artık bitti. Çağıracak kimse yok. Kim çağırdı? Alemlerin Rabbi olan Allah çağırdı. Kim çağırdı? Firdevs cennetinin nimetleri çağırdı. Kim çağırdı? Firdevs cennetine ondan önce giren şehit kardeşleri çağırdı. Elhamdülillah. Evet kardeşlerim, Rahman'ın has kulları birinci özelliği Allah Azze ve Celle'nin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, mümin erkek ve mümin kadınların hayata davet eden çağrılarını işittiklerinde koşarlarmış. Allah Azze ve Celle böyle bir imanı, böyle bir samimiyeti ve ihlası hem bana hem size ve aynı zamanda bütün Müslüman erkek ve Müslüman kadınlara nasip etsin. Geceniz hayır, akıbetiniz hayır, cennetiniz Firdevs-i Ala olsun. Şu an
Irak'tan tutun da Suriye'ye varıncaya kadar Doğu Türkistan'dan İslam beldelerinin tümünde eziyet gören, sıkıntı çeken mümin erkek ve mümin kadınlara Allah azze ve celle yardım etsin. Bizim gücümüzün karşısında hiçbir güç yoktur. Maddi anlamda ilerleyişimizin karşısında hiç kimse duramaz diyen Çin gibi zorba bir devleti küçücük bir virüsle hem madden hem manen sahada yıpratan Allah Azza ve Celle onların bellerini büksün, silahlarını kullanılmaz hale getirsin. Kafirlerden zalim, fasık ne kadar mücrim varsa, münafıklar varsa, İslam ümmetini yok etmek için çalışanlar varsa Allah Azza ve Celle onları birbirine düşürsün ve iman ediyoruz Allah'ım. Zafer sabredenlerin, Allah için çalışanların olacaktır. İnşallah bu konuda ümidimizi asla yitirmeyelim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.